Arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimde sizlere 10. sınıflarımızda okutulan Peygamberimizin hayat dersimizin 4. ünite sorununda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Kanalımızda Peygamberimizin hayatı dersimizin tüm konularının anlatımlarını ve ünite değerlendirme sorularını bulabilirsiniz. Ayrıca kanalımızda tüm sözel ve dini derslerimizin içeriklerini, konu anlatımlarını ve değerlendirme sorularıyla birlikte yazılı hazırlık çalışma sorularını bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip arkadaş gruplarınızda paylaşmayı unutmayın diyor. Dersimize başlıyoruz. Birinci sorumuz. Peygamberimizin insan onuruna verdiği değeri örneklerle açıklayınız. Peygamberimiz öncelikle insanların düşüncesine tevhid inancını yerleştirdi. Çünkü varoluşu doğru idrak edemeyenlerin insan hak ve onurunu koruması asla mümkün değildir. Zira insanoğlu tesadüfün bir eseri, tabiatın bir sanat olarak rastgele meydana gelmemiştir. Bu nedenle Hazreti Peygamber insana Allah katında itibarı yüksek olduğu için değer verirdi. Bunu davranışlarıyla da gösterir. Karşılaştığı insanlara önce kendisi selam verir. Onlarla tokalaşır. Muhatabı elini bırakmadıkça da o bırakmazdı. Yüz yüze gelecek şekilde bütün vücuduyla dönerek muhatabıyla konuşur ve muhatabı yüzünü çevirmedikçe peygamberimiz de asla çevirmezdi. İnsanlara tatlı söz söyler, güler yüz gösterirdi. Kendisi binek üzerindeyken yanında başkasının yaya yürümesinden rahatsızlık duyardı. Davet edenleri kırmaz, insanların davetine katılırdı. İnsanoğlunun hatasını toplum içinde yüzlerine karşı söylemezdi. Ağzından çirkin söz çıkmaz, ahlakı güzel olanın hayırlı insan olduğunu söylerdi Efendimiz. Hazreti Muhammed çocuk ve gençlere sevgi ve merhamet ile muamele ederdi. Onların görüşlerine değer verir, onları kırmazdı. Bu konuda Hazreti Enes bakın ne buyuruyor. Resulullah'a 10 yıl hizmet ettim. Bana karşı bir kerecik olsun of demedi. Yaptığım bir şey için neden yaptın? Yapmadığım bir şey için de niçin yapmadın dememiştir. Evet, insan onuruna peygamberimizin verdiği değeri örneklerle sizlere açıklamış olduk. İkinci sorumuz, peygamberimizin adaletle ilgili ilke ve uygulamalarına örnek veriniz. Adalet neydi? Ölçüde ve dengede tutmak, hak sahibine hakkını vermek anlamlarına gelir. Her şeyi dengede tutan ve ölçülü yaratan Allah, adaleti varlığın temel bir esası yapmıştır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam da adaletten mahrum olan bir toplumda hak ve adaleti tesis etmiştir. Getirdiği adalet anlayışı hem o çağda hem de sonraki dönemlerde insanlığa yol göstermiştir. Peygamberimiz hayatın her sahasında toplumun her kesiminde adaleti, eşitliği, hürriyeti, kardeşliği, fazileti, barışı, sevgiyi, merhameti ve istikrarı tesis etmiştir. Bundan dolayı kısa bir sürede insanlar kitleler halinde İslam dinine girmeye başlamışlardır. Örneğin Bedir Savaşı'nda Peygamberimizin amcası Abbas da esir edilmişti. Esirler fidye parası vermeleri karşılığında serbest bırakılıyordu. Bazı sahabiler Peygamberimize akrabalığından dolayı ey Allah'ın Resulü izin verin de amcanız Abbas'ın fidyesini bağışlayalım dediler. Bunun üzerine Hazreti Muhammed hayır bir dirhem dahi bağışlamayın diyerek amcası olan Abbas'a diğer esirlerden farklı bir muamele yapılmasını hoş karşılamamıştır. Üçüncü sorumuz, istişarenin peygamberimizin hayatındaki yerini açıklayınız. İstişare ne demekti? Bir konuyu danışma, fikir sorma, başkalarının konu hakkındaki düşüncelerini almaktı. İstişare bir konuya birçok kişinin gözüyle bakma ve onların bakış açılarıyla o konuyu değerlendirme fırsatı tanımaktır. Ortak aklı bulma imkanı sağlar bu durumda. Kur'an-ı Kerim'de onların işleri aralarında danışma iledir buyurularak bütün Müslümanların işlerinde istişareyi kendilerine esas edinmeleri gerektiği vurgulanmıştır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam da Yüce Allah'ın yapılmasını istediği açık ve kesin emirleri dışında istişare etmeyi asla terk etmemiştir. Karşılaştığı olaylarda sahabilerin görüşlerini almış, yaptığı istişarenin sonucu ne olursa olsun muhakkak buna uymuştur. Mesela Bedir Savaşı yapılmadan önce Muhacir ve Ensar'ın ayrı ayrı görüşlerini almış ve istişare neticesine göre harekete geçmiştir.
Aynı savaşta karargahın neresi olacağını ve esirlere ne yapılacağını da yine istişare yoluyla belirlemiştir. Uhud Savaşı'ndan önce stratejisinin savunma mı yoksa meydan savaşı mı olacağını yine ashabıyla istişare ederek belirlemiştir Efendimiz. Hendek Savaşı'nda hendek kazılması fikrini yine Selman-ı Farisi'nin teklifiyle almıştır. Ebu Hureyre buyuruyor ki Resulullah'tan daha çok arkadaşlarıyla istişare eden bir kimse görmedim. İşte Peygamberimizin sıkça fikrini ashabıyla danıştığını bizlere göstermektedir. Dördüncü sorumuza devam edelim. Peygamberimizin barışı tesis etmek için gösterdiği çabaları örneklerle açıklayınız. Barış kelime olarak uyum, karşılıklı anlayış gibi anlamlara gelir. İki kişi veya iki grup arasındaki anlaşmazlığın, davanın veya savaşın sona ermesi için yapılan anlaşmadır barış. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam bütün hayatında sulh yolunu yani barışı esas alıp toplumda sulhü, barışı tesis etmeye çalışmıştır. Peygamberimiz henüz 20 yaşlarındayken cahiliye döneminde yaşanan zulüm ve haksızlıklara karşı barış adına yapılan faaliyetlerde de aktif olarak görev almıştır. Peygamberimizin Mekke'de güvenliği sağlamak, barışı zedeleyecek haksızlıklar önlemek, zayıfları korumak, zulme uğrayanlara yardım etmek maksadıyla kurulan Erdemler Topluluğu Hılful Fudul'a katılması işte bu konuya verilecek en güzel örnektir. Bir örneğimize Kabe tamir edilirken Hacerül Esved'in yerine yerleştirilmesi hususunda ne yapmıştı? Arap kabileleri anlaşmazlığa düşmüşlerdi ve Peygamberimizin hakemliğine başvurmuşlar. Peygamberimiz de her kabileyi taşın yerine konmasında istidar ederek hakem olması, kabileler arasında kan dökülmesini önlemişti. Bu hadise onun hayatında barışı esas aldığına çok güzel bir örnektir. Test sorularımızla devam edelim. Peygamberimizin ilmin kapısı olarak nitelediği sahabe, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer Adalet, Hazreti Osman İffet, işte Hazreti Ali Şecaat ve aynı zamanda ilmin kapısıdır. Hazreti Hamza da Peygamberimizin amcasıdır. Diğer sorumuzu yapalım. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Adalet, ölçüde ve dengede tutmak, hak sahibinin hakkını vermekti. Az önce de söyledik, doğru. Silm, savaşmak demiş. Halbuki İslam kelimesi biliyorsunuz isim ve fiil halinde 10 kadar ayette geçer. İşte silm, barış, güven ve huzur, selamet, mutluluk, esenlik demektir. Allah'a teslim olmak, boyun eğmek, itaat gibi pek çok anlam olan bir kelimeydi. Burada yanlış verilmiş. İstişare, bir konuyu danışma, fikir sorma, başkalarının düşüncelerini almak doğru. Ticaret, para ve mal değişimidir doğru. İzzet-i nefis insanın insanlık, şeref ve haysiyetinin korunmasıdır. Cevabımız Bursa. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimizin ticaretle ilgili olarak koyduğu kurallardan birisi değildir? Faizi kaldırmıştır. Evet. Müslümanların ekonomik bağımsızlığı için pazar kurdurmuştur. Evet, Medine'de. Ticarette dürüstlüğü emretmiştir. Doğru. Malı stoklayıp piyasaya arzını geciktirmeyi de yasaklamıştır Efendimiz. Doğru. Malı değerinden ucuza almak maksadıyla köylüyü, üretici ve ihracatçıyı şehir dışında karşılayan tüccarlara müsaade etmemiştir. Burası yanlış olmuş. Çünkü burada etmiştir yazıyor. Aşağıdaki yargılardan hangisi Peygamberimizin adalet anlayışıyla uyuşmaz? Ferdin hakkı toplumun hakkı kadar önemlidir. Yani kişinin hakkı toplumun hakkı kadar önemli midir? Doğru. Güçlü olan haklı mıdır? Maalesef şu anda öyle gözüküyor ama dinimizde böyle bir şey söz konusu değildir. Hukuk önünde zengin fakir ayrımı yoktur. Doğru. Kainattaki denge Allah'ın koyduğu adaletin bir göstergesidir. Doğru. Haklı olan güçlüdür. Yoksa zengin olan güçlü değildir. Boşluk doldurma sorularımız var. Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tacir nokta 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 ile beraberdir. Kimleydi beraber? Nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir. Birinci bölümde kelimeler buralara yazıyoruz. 2. Resul-i Ekrem peygamber olmadan önce doğru sözlü, güvenilir insan anlamına gelen
Muhammedül Emin. İkinci kelimemizi buraya yazıyoruz. Lakabıyla tanınmıştır. Güvenilir Muhammed. Peygamber Efendimizin onlar benim dünyada öpüp kokladığım iki reyhanımdır diyerek tarif ettiği iki sahabi Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Ali'nin çocukları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizdir. Dördüncü sorumuz. Peygamberimiz Medine'de yaşayan Müslümanlar, Yahudiler ve diğer din mensuplarının barış ve güven içinde yaşamaları için onlarla bir anlaşma yapmıştır. Bu anlaşmaya tarihte ne denirdi? Medine Sözleşmesi. Böylece İslam Devleti kurulmuş. Peygamberimiz de İslam Devleti'nin ilk yöneticisi olmuştu. Cevabımıza dördüncü maddemizi yazıyoruz. Şimdi de doğruya doğru, yanlışa yanlış diyelim. Peygamberimiz karşılaştığı insanlara önce kendisi selam verir, onlarla tokalaşırdı. Muhatap elini bırakmadıkça o da bırakmazdı. Az önce de geçmişti. Doğru. Peygamberimizin Medine'de yaptığı ilk işlerden birisi Evs ve Hazreç kabileler arasında yıllar boyu devam eden kan davasını kaldırarak onları barıştırmak olmuştur. Bu iki kabile de Arap kabilesiydi. Yahudilerin kışkırtmasıyla da bunlar yıllar boyu kan dökmüşlerdi. Peygamberimiz bu sorunu çözmüştür. Doğru. Peygamberimiz insanlara saygı duyduğu gibi hayvanların yaşam haklarına da saygı duyulması gerektiğini vurgulamış ve onlara zarar verilmesini yasaklamıştır. Çünkü onlar da canlıdır. İstişare kişinin kendi görüşünü baskı ve ısrarla muhataplarına kabul etmeye çalışmasıdır. Hayır, istişare farklı düşüncelere, farklı kişilere başvurup onların görüşlerini almaktı ama baskı yoktu. İslamiyet tebliğ edildiği ilk günden itibaren doğruluk ve güvenle özdeşleşmiştir. Hala da aynı şekilde devam ediyor. Doğru. Evet sevgili arkadaşlar, böylece kanalımızda Peygamberimizin hayatı dersimizin tüm konularını tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde de inşallah yazılı hazırlık çalışmalarını yapacağız. Hepinize şimdiden sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar diliyoruz.